PMTL PUBG Mobile liginin final gününe gelindiğinde Fury, Mezarcı ve Elite arasındaki rekabet bir hayli kızışarak devam ediyordu. Çünkü önceki günde Fury puan farkını birazcık kapatmış, Elite ve Mezarcı ise durağan bir düzende ilerlemeye başlamıştı. Fury'nin istatistiğini yukarıya doğru çıkarması halinde şampiyonun değişebilme ihtimali güçlenmeye başlamıştı. Birinci maça gelindiğinde Mezarcı'nın erkenden oyuna veda ettiğini gördük ve bu da Fury'yi birazcık daha gazlayan şeylerden bir tanesi oldu. Alperen'in oyuna veda edeceğini düşünüyorum, kurtarılabileceğini pek sanmıyorum çünkü bombalar da geliyor hemen ardından. Speed, SAT ekibi bastıracaklar Mezarcı üzerine. Elite ekibiyle SAT ekibi karşılaştı ve Mezarcı'nın oyuna veda ettiği yerlerde Elite ekibinin de son oyuncusu oyuna veda etti. Sorry my bad. Bombalar patlamaya devam edecek. Red Kit oynuyor Sorry My Bad'e yakınından. Soldan oynayacak Red Kit. Şimdi bitti, karşı karşıyalar. Takım arkadaşı Arda çıktı, devraldı. Ve bir ekip daha maça veda etmiş oldu. Elite ekip oyunu dördüncü tamamladı kuvvetle muhtemel. Bunun ardından Fury güzel bir galibiyetle maçı tamamladı ve puan farkını hem Elite ile hem de Mezarcı ile bir hayli kapatmış oldu. Aralarındaki puan farkı oldukça az bir puana kadar düşmüştü. Venox'un ayağa kalktı, Ersin Yekin'i gördü şimdi. Düşürdü, kili çekmek istiyor Ersin. Oyuna veda etmeden önce takım arkadaşı Machine yakaladı. Ve orada Fury maçın galibi olmayı başardı. Toplamda 11 kili var. Galiba bir SOS ile iniş yaptı. İkinci maça gelindiğinde Mezarcı alan içerisine çok güzel bir rotasyonda bulundu ve bu rotasyon belki de Mezarcı'ya galibiyeti getiren o rotasyondu. Elite için ikinci maç yine beklendiği gibi gitmedi ve LG ekibiyle çatışmada 4 oyuncularını da kaybederek Elite ekibi burada maça çok erken veda etti. İki kişi yerde ve Elite'i bitirmeyi başardılar mı? Evet. Evet, Elite'i bitirmeyi başardılar. Apollo'yu da vurdular. Fury en kalabalık rotasyon yolunda bulunmasından dolayı birçok takımla tek seferde aynı zamanda mücadeleye girmek zorunda kaldı. Ve Fury'nin de oyuncularının büyük çoğunluğu burada yerde kaldı. Ana girmek için Mezarcı ekibinin bulunduğu yerleşkeye gitmeleri gerekecekti ve o yolda çok fazla rakipleriyle karşılaşıp Fury de oyuna erken veda etti. Mezarcı için de şampiyonluğu yakınlaştıran olaylardan bir tanesi bu oldu. Oyunun kırılma noktalarından bir tanesi bu oldu. Mezarcı ekibinin tek yapması gereken orada hayatta kalmak ve galibiyeti almaktı. Ve Mezarcı ekibi son ana kadar çok iyi savaşıp bu galibiyeti de alaraktan puan farkını bir kez daha birinci maçtaki seviyesine çıkarmayı başardılar. Speed çekti bombasını, pardon. Şimdi gönderdi Venox'un üzerine ve Speed'in bombası Mezarcı ekibine galibiyeti getiriyor. Toplamda 8 kill mi? 9 kili var Mezarcı ekibinin. STW'nun 4, Sorry For Everything 2. Evet, sonraki maça gelindiğinde Fury'den bir atak daha göreceğimizi düşünüyordum ve öyle de oldu. Ama şöyle de bir şey var ki Mezarcı ekibi yine sağlam bir rotasyonla Kaos Mezarcı'yı kaybetmelerine rağmen doğrudan doğruya okulun havuz binasına giriş yaptılar. Elite ekibi de Yasnaya Polyana bölgesinden vura vura okulun kıyılarına kadar geldi. Fury ise Pochinki ve çevresinden, Ruins çevrelerinden vura vura geldiler. Rozok Tepe'de kaldılar ve son mücadelede 3 ekibin mücadelesini izledik. Fury bu maçı galip bir şekilde tamamlamış olsa da diğer 2 ekibin finalde hayatta kalmasından dolayı puan farkının çok da kapanmadığını, bu maçın çok da belirleyici olmadığını söyleyebilirim. Mezarcı ekibi maçı ikinci olarak bitirdiler ve Fury'den sadece 5 puan daha az puan almış oldular. İkinci Miramar maçı günün kırılma noktasıydı. Tam kırılma noktası buydu. Birinci Miramar maçı yarı kırılmaydı. İkinci Miramar maçı tam kırılmaydı. Fury alan dışarısında biraz zaman kaybetti ve alanın çok uzak olmasından dolayı da alana gitmeleri araçlarla daha fazla kite boost'a mal olacaktı. Vera ekibiyle de girmiş oldukları alan dışı çatışmadan da zaman kaybettiklerinden dolayı tek çareleri SOS balonu kullanıp harita içerisindeki uygun bir konuma doğru iniş yapmak olacaktı. Haritadan bir yer seçtiler ve oraya doğru gittiler. Ama gittikleri yerde onları bekleyen STW ekibi vardı. STW ekibinin ana yerleşkesine iniş yaptılar ve orada birer birer oyuncularını kaybedip kısa süre içerisinde de oyuna veda ettiler. STW etrafını sarıyor Fury'nin. Wizard'a bir bomba geldi. Sol tarafa bir bomba gidecek ve Furkan Yener. Fury'nin oyuna veda ettiği aşamadayız. Fury oyuna veda etti.
Mezarcı ekibiyle elit ekibi orada çatışmaya girdi sonrasında. Mezarcılardan iki tanesini elit ekibi oyunun dışarısında bırakmayı başardı. Hatta birisini Deni, birisini elit ekibi bırakmıştı. Geriye kalan iki oyuncusuna da baskınlar geldi Deni ekibinden ve mezarcı ekibi bölündüğü için erken dönemde oyuna veda ettiler. Aslında çok da erken bir dönemde değil. İlk 6, ilk 7 içerisinde yine bulunmayı başardı mezarcı ekibi. Elit ekibi de son ana kadar hayatta kalmayı başardılar ama bu maçta ne elit, ne Fury, ne de mezarcı beklediği bir oyunu tam anlamıyla bulamamıştı. Deni ekibinin finaldeki girdiği mücadelede onların da oyunun dışarısında kalmasıyla geriye STW ve Sorry For Everything takımı kaldı. Sorry For Everything takımı da bu maçı başarılı bir şekilde tamamladı. Maçın galibi olmayı başardı. Tuncay Şen'i atışlar. Tuncay Şen de yerde. X-Crash takımın 13. killini getirdi. Elit ekibi şampiyonluk için mezarcıya rakip olmaya devam edecekler. Red Label devam ediyor. Red Label devam ediyor. İsabetler gelmeye devam edecek. Red Label üzerine Raiden yerde kaldı. Marcos yerde kaldı. Pexi yerde kaldı. Khaleesi devam edecek. Khaleesi'nin rotasyonları Wizard kalktı. Khaleesi de yerde kalıyor. Khaleesi de yerde kalıyor. STW bu maçın kazananı olmak istiyor ama Hulk dedi ki sen benim takım arkadaşlarımı düşürürsen ben de seni düşürürüm. Ben de seni bitiririm dedi ve onu da almayı başardı. Deni Hulk son ana kadar mücadeleyi bırakmıyor. Elit ekibi maça veda ediyor. Red Label pişirdi bombasını, yolladı Venox'a doğru derken Red Label rakibini düşürmüş olsa da Venox noktayı koymayı başardı. Evet, son maça doğru gelindiğinde artık şampiyonun ayak sesleri duyulmaya başlamıştı. Mezarcı ekibi çok güzel bir oyun ortaya koyaraktan yine finalde hayatta kalmayı başardılar. Finalde mezarcı ikinci olarak bu maçı tamamladı ve maçın galibi, son maçın galibi ise SAT ekibi oldu. Fury ve Elite ekibi oyuna mezarcıdan biraz daha erken veda ettiler. Fury 4. olarak tamamlamıştı, Elite 6. olarak tamamlamıştı. Ve bu da mezarcının galibiyetini kesinleştiren yegane olay olmuştu. Mezarcının şampiyonluğu burada kesinleşmişti. Finişindeydi mezarcının ve etti. Fury hala hayatta, Yunus şimdi oyuna veda ediyor. Yunus Elite ekibinden daha fazla puan topladı sanırım Fury bu maçta. Emin olmamakla birlikte aralarındaki puan farkı birbirine çok yakın arkadaşlar. İkincilik için Fury ve Elite'in mücadelesi sürerken Kaos mezarcı şampiyon olmadan önce son aşamalarda, son saniyelerde Vera Ipix bomba hazırlıkları var, molotof hazırlıkları var. Zoro'nun molotofu çıktı. Vera'nın üzerine düşecek bu molotof. SAT ekibi son maçın galibi olmak için çok yakınlar. Ama bir de mezarcı var. Mezarcı unutmamak gerek. Mezarcı finalist durumda. 4'e karşı 1 kaldı Kaos mezarcı ve Starix onun yerini çok iyi biliyor. Mezarcı ayağa kalktı. Starix gördü. Ve PMTL PUBG Mobile Türkiye Ligi'nin son killini Starix aldı. Ve akabinde de bir toplantı yaptık. Hep beraber toplandık ve mezarcıyı tebrik etmek için tüm takımlar, organizasyon ekipleri ve oyuncular bir araya geldik. Hem mezarcıyı tebrik ettik hem de son bir hatıra fotoğrafı çekinmek istedik. Son bir hatıra fotoğrafı çekindik okulda bütün oyuncular toplanaraktan. Bütün oyuncular olmasa da büyük bir çoğunluğumuz toplanaraktan okul bölgesine gittik ve güzel bir anı kalmasını sağladık. Evet, bu ses çok tanıdık. Sesin kısıldı boyunca. Sizlere yalnız bırakmayan bir ses. Bir ay boyunca bu sesi duyduk. Çok güzel. Evet, umarım Allah ileride duymaya da devam edersiniz arkadaşlar. Selamünaleyküm. Eyvallah, çok teşekkür ederim. Selamünaleyküm. Selam. Hoş buldum. Vallahi çok güzeldi. Evet, herkes ya. Burada. Ben çok eğlendim. Ben herkesin de. Herkesin eline sağlık. Son şey çok rekabetliydi, güzeldi ya. Vallahi bak. Evet, hani evet. Sıkıntısız halletmek çok zordu. Çok zordu. Başardık ya. Doğrudu. Burada 3 tane takım hakikaten iyi sıkıntı yaşadı. Son dakika o geldi, öbürü çıktı. Ersin Yekin geldi, mezarcı aldı derken aşağıdan elitler geldi. Vallahi evet, hakikaten heyecanlı bir şekilde hele ya, son dakikaya kadar ne oldu, ne bitecek? Şimdi şöyle, Ersin 1. 2. maçta puan farkını kapattı ya biraz. Orada herkes böyle çıldırmaya başladı. Ne olacak, ne bitecek? Puan farkı kapandı. İşte mezarcı ilerletiyor, elit geliyor, Fury, elit, mezarcı finalde kalıyorlar falan. Bugün inanılmazdı, böyle sunduğum en zor günlerden bir tanesiydi yani. Sesim kısılmak üzere şu anda benim de.
Bugün bir de herkes artık son gün havasından daha hard oynamaya çalıştı. Evet evet, çok try hard oynadı herkes. Çok güzeldi. Ha. Vallahi o zaman arkadaşlar, puan tablomuz gelince ya, şöyle bir mezarcıyı ilan edelim. Bir şampiyonumuzu ilan edelim. Şampiyonumuza da bir röportaj alalım artık yani, değil mi? Mükemmel olabilir. Ya aslında bakarsan benim tek sıkıntı yaşayacağım konu şeydi. Hani böyle kitleler birbirine girsin derdinde değildim hiçbir zaman. Hani bunu sevmeyen biriz. Ersin de öyle. Apollo da öyle. Hani kitleler savaşını istemiyoruz. Anladın kesinlikle mı? Burada hep şunu anlatmaya çalışıyoruz. Bunlar hepimiz dostuz. Bu ligi hep birlikte düzenlemeye çalışıyoruz. Takımlar birbirine saygılı, sevgili. Ben görüyorum TikTok'a videolar atıyorlar mesela. Hiç şu yok mesela. İşte içlerinden geçtik başlığı yoktur. İşte Pro vs Pro. Çok güzel fight, elinize sağlık. Mükemmeldi, muhteşemdi. Bu şekilde başlıklar. Ve bu konuda çok mutluydum. Bak, bütün ligin oyuncularına ve yani ligdeki takımlara çok teşekkür ederim bu konuda. Hiç problem yaşamadım asla. Evet, aslında bunu başaran siz oldunuz yayıncılar olarak. Öyle bir şey yaptınız ki kaliteli ve çok çok kaliteli, herkesin keyifle izleyebileceği, kavga tantanadan uzak. Eklemek isterim. Zaten ligdeki bu takımların her birini özenle takip edip, özenle araştırıp zaten seçerek davetiye gönderdik. Birinci sezonu davetiye usulü yapmıştık. Buradaki insanların her biri bizim için değerli, her biri seçkin insanlar arkadaşlar. Sizler bizler için çok değerlisiniz. Hepiniz iyi ki varsınız. Ben kendi adıma bütün takımlara bir kez daha bir teşekkür edeyim sesli de. Gerçekten de hepinizi ayrı ayrı değerli olarak görüyoruz. Elinize ayağınıza sağlık. Gerçekten. PMTL PUBG Mobile Türkiye Ligi'nin birinci sezonunun şampiyonu Mezarcı ekibi oluyor ve 1132 puana sahipler. Mezarcı ekibi 13 tane galibiyet çekmiş. 518'de kill almışlar lig boyunca. Lig boyunca göstermiş oldukları üstün çabadan, üstün emekten ve başarıdan dolayı kendilerini tebrik etmek istiyorum. İkinci sıradaysa Elit ekibi kapatmış ligi ikinci olarak. 1057 puanları var. Lige çok iyi hocam, bir başlangıç yapamamış olsalar da çok iyi hocam, ilerlediler. Fury ise 3. olarak tamamlıyor ligimizi 1051 puanla. 4'te STW 787, 5'te SAT ekibi 749, 6'da Sorry For Everything 662, 7'de Disturbed Warriors 646, 8'de ise CSR 532, 9'da Quatra 503, 10'da NT 473, 11 Los Galacticos 458, 12 Zirve 404, 13 Deni 384, 14 K1 365, 15 M7 341, 16 Vera 341, 17 Surreal 257 puan. Evet arkadaşlar, her birinize bu lige katma değer kattığınız için, bu ligin son anına kadar bulunup son anına kadar mücadele verip bir an olsun mücadeleden pes etmediğiniz için, mücadeleden vazgeçmediğiniz için teşekkür etmek istiyorum. İkinci sezonda biz de kendi taraflarımızdaki hatalarımızı daha da törpüleyip bu konuda daha da iyi olacağımızdan yana şüpheleriniz olmasın. Değerli dostlar, evet, videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. İkinci sezonda çok daha güzel bir lig ortaya koyacağımızdan yana hiç şüpheniz olmasın. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın efendim.